kulaklıkla kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Partner programına hoş geldiniz efendim. Ben Murat Tufan. Partner programında tabii rekorlara devam eden dolar Türk lirasını tartışacağız. Borsa İstanbul'u bu hafta gözler tabii Merkez Bankası faiz kararında. Çok fazla başlık var. Çok değerli bir konumuz olacak birazdan. Serdar Pazığı, ekonomist bizlerle birlikte olacak ve özellikle rekor değer kaybeden Türk lirasını masaya yatıracağız. Neden düşüyor ve ne yapılması gerekiyor? Merkez Bankası'nın hamleleri mi yetersiz yoksa piyasalar beklentilerin aksine bir şey mi fiyatlıyor efendim? Hepsini konuşacağız ama öncesinde gelin birlikte bültenimize bakalım. Türk lirası yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Dün tarihi rekor seviyelere ulaşan euro ve dolar Türk lirasında yüksek seyir devam ediyor. Bugün de bakıldığı zaman dün özellikle 27.23'ü gören ve rekor tazeleyen dolar Türk lirasında yükseliş ivmesinin devamını görüyoruz ve aynı zamanda bankalarası para piyasası açılışından sonra 26.96'dan işlem görmüştü. Dün de 30 lira bandını aşan bir euro TL vardı ve bugün de neredeyse 30.50'den geçiyor kotasyonlar efendim. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün Merkez Bankası tahminine geçelim ve o tarafta Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleşeceği toplantı öncesinde beklentiler özellikle kur tarafına keskin piyasa tepkisine neden oldu ve yabancı kurumların da analizlerinde tabii bu anlamda kurla alakalı yeni beklentiler geliyor. Uluslararası Finans Enstitüsü de araştırma birimi tarafından Uğraş Ülkü tarafından kaleme alınan raporda Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizi 250 baz puan artışla %17.50 seviyesine çıkaracağını ve 24 aylık enflasyon beklentisinde %19'un altında bırakacağını öngördü efendim. Twitter hesabından özür diliyorum bu açıklamayı yapmış olduğu Uluslararası Finans Enstitüsü. Diğer taraftan Citigroup bugün petrole ilişkin tahminlerini paylaştı. Takdir edersiniz ki Rusya'nın hamlesi sonrası petrol fiyatlarında bir yükseliş vardı. Citigroup'un küresel emtia araştırma başkanı Ed Morse, petrolde varil başına fiyatın 70 doların altına düşmesinin olası görülmediğini belirtti ve fiyatların 90 dolar varil seviyesi üzerine çıkması içinse beklenmedik bir olay gerekeceğini söyledi. Ayrıca Brent petrol fiyatlarının da birkaç temel faktörden dolayı 70 dolar varil seviyesinde de destek bulacağını aktarmış efendim. Özetle 70 dolar 90 dolar bandında bir fiyatlama bekliyor. Hem aşağısında hem de üstünde aslında çok ekstrem bir durum olması gerekir diyor bu fiyatlamalar için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönelim. O tarafta da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile davetine icabete gitmiş oldu. Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı belirtiliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretler çerçevesinde dün gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a geçti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak. Erdoğan 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gidecek ve Türkiye'nin özellikle bu dönemde ne gibi bir bakıldığı zaman ticari anlaşma ya da dolaylı ya da doğrudan bir finansman sağlayacağı da merak konusu. Gelin birlikte fiyatlamalara bakalım. Dün tabii özellikle bir kez daha doları tartıştık. Seçim sonrası ortodoks politikalara dönüş işareti olarak piyasalar algılamıştı ve gerçek değerine doğru ulaşan bir dolar var deniliyordu. Bugüne baktığımız zaman ise dünkü rekor seviyelerden tutunma çabası var. 26.92, 27 TL'yi kalıcı bir şekilde geçemediğini görmüş olduk. Bu tarafta birazcık daha stabil bir görüntü var. Ancak Merkez Bankası kararı öncesi kurda risk iştahı oldukça yüksek. Dün özellikle bakıldığı zaman da hem borsada hem de dolar tarafında bir miktar daha tedirginlik vardı. Bugün de Borsa İstanbul 1,5 puan kadar artı da 6.452 puan seviyesinden işlemler geçiyor. Euro TL fiyatları da 30.21'de ve tarihi bir rekor seviyede olan sepet bazında kur da şu anda 28.56'dan geçiyor. Gram altın bugün yeni bir rekor tahsiledi. 1710 TL'den alıcı bekliyor efendim diyelim gram altın fiyatları. Paritelere baktığımız zaman ise dün tabii Amerika tarafında Bank of America Merrill Lynch gibi önemli bir banka bilançosu iyi gelmişti. Fed'e dair beklentilerse
karışık seyrediyor. Bu ay yapılacak olan toplantıda 25 baz puanlık faiz artış beklentisi %100'e çıktı. Dolar endeksinde de 100.24'teyiz. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın bu toplantıda nasıl bir iletişim uygulayacağı merak konusu. Euro dolar paritesinde de 1.1250 zirve seviyesinden kar realizasyonu görüyoruz. 100 seviyesi üzerine çıkacak mı yoksa altında kalıcı bir fiyatlama mı olacak? Birazdan Serdar Pazır'la birlikte tartacağız. Japonya Merkez Bankası da genişleyici hamlelerine devam niteliğinde bazı işaretler vardı. UEDA'nın bugün açıklamaları vardı efendim. 139.93'ten geçiyor dolar yen paritesi. Geçelim Amerikan tahvil faizlerine. O tarafta 10 yıllık tarafta 3.76'dayız ki geçtiğimiz haftalarda enflasyon verisi öncesi Amerika tarafından 4.07'lerle rekor tazelemişti neredeyse. Oradan tekrar bir dönüş oldu. Tahvil piyasalarında kısa vadede belki Fed'e kadar bir rally havası var. 2 yıllık tarafta da 4.73'ten geçiyor. Hem enflasyon hem resesyon endişesi varken bir taraftan da bugün İngiltere özelinde ve dünyanın birçok ülkesinde enflasyon hız kesine şahit olduk. Tıpkı Amerika gibi bu tabloda resesyona endişe etmeli mi? 10 yıllıklar gerçeği söylüyor mu? Konuşacağız. Hemen buradan bir emtia fiyatlarına bakalım. Ons altının 2000 dolar inadı devam ediyor. Gram altında bu tabloda tabii ki rekor kırdı efendim. Bir kar realizasyonu var. Çeyrek puana yakın 1975 dolardan geçiyor fiyatlar. Rusya'nın 500 bin varillik arzı kısma hamlesi. Petrol fiyatlarına yansıması devam ederken 80 dolara oldukça yakın Brent petrol diyelim. Bugünkü konumuzu bir kez daha hatırlayalım ve devam edelim. Devam ediyoruz ve konuğumuz Serdar Pazı olduğunu aktarmıştık. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Birebir de yayın yapma fırsatımız evet, oldu. Gerçekten çok oldu. Güzel. Hoş geldiniz sağ tekrar. Sağ olun, teşekkürler. Hangi takımlısınız? Galatasaray. Bugün Dünya Fenerbahçeliler günüymüş. Olabilir. Yani, neden dünya diye çok merak ediyorum. 19 Temmuz diye herhalde, 1907. Ama Fenerbahçeliler günü demek yerine Dünya Fenerbahçeliler günü demek... Yani bir dünya kulübü olduğunu mu vurguluyor? Burada Fenerbahçeli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir tweet attım. Tabii onlar da kızdılar bir evet. Dünya kulübü olduklarını ama şaka bir yana tüm Fenerbahçelilerin bu özel günü kutluyoruz efendim. Bizim ne zaman onu bilmiyorum Serdar Bey. Galatasaray'ın var mı öyle bir günü? 19 Mayıs olmalı ama evet, biz öyle kutlamıyoruz. 17 Mayıs'ı falan kutlamayı daha uygun buluyoruz. Uygun buluyoruz. Kendi aramızda birazcık evet. Daha böyle kompakt bir kutlama oluyor efendim diyelim. Tabii bugünün gündemi starı Fenerbahçe değil dolar. Dünden evet. Bugüne maalesef artan bir dolar var. Doğru. 27 lirayı geçti. Ne oldu Serdar Bey? Merkez Bankası'na dair beklentinizi öncelikle alalım. Beklentinin aksi bir şey mi fiyatlanıyor yoksa Merkez Bankası'na doğru bir güven noktasında bir düşüş mü var? Ne dersiniz? Şimdi aslında hepsi birbiriyle ilintili. Yani şöyle ki vergiler sonrası enflasyonun yukarı yönde ciddi şekilde geleceği artık iyiden iyiye fiyatlanıyor. Yani piyasa katılımcıları anketinde Merkez Bankası'nın yaptığı son gelen rakam 37'den 42'ye gibi bir revizyon. Ama bakıldığında ondan beri işte torba yasalar o hepimizin hayatında herhalde bir daha hiçbir şey aynısı gibi olmayacak diye nitelendirebileceğimiz enerji, petrol, doğalgaz fiyatlarındaki artış sonrası. Bu Türkiye'de ulaşım ve nakliye hepsi neredeyse karayoluyla yapılıyor. Hı. Tüm hayatımızda ister istemez bunu kademeli olarak yansıdığını göreceğiz. Yani %25 enflasyon arttıysa ben %10 kademeli olarak bütün TÜFE'deki kalemlere peyderpey zam gelmesini beklerim. Bu da bizi 60'ların üzeri hatta belki 70'lerde olabilir mi diye düşündürüyor. Buna mukabil şimdi enflasyon yukarı geldiği zaman normalde ne beklenir? O ülkenin Merkez Bankası işte para birimini korumak adına ya da dış ticaret ilişkilerini belirli bir tempoda tutmak adına faizler de ayarlamaya gider. Mesela bugün nasıl? Sabah İngiltere'de enflasyon verisi geldi. Enflasyon beklentinin altında kalınca İngiltere Merkez Bankası faiz arttırması falan diye sterlin değer kaybını gördük. Normalde bir gün öncesine kadar 50 baz puanı arttırır diye beklenti vardı. Bekliyorduk. Şimdi hani filmi bu tarafa doğru çevirelim. Hani bizde enflasyon beklentilerinin çok üstünde olacak. Normalde TL'nin değer kazanması beklenir. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın hani ortodoks politikaları gözeten bir Merkez Bankası
Bankası'nın aynı ivmeyle enflasyon karşısında insanların, yatırımcıların birikimlerini eritmeyecek kadar bir faiz dengesine getirmesi. Zaten kısa vadeli haftalık faizleri ayarlayarak işte eğer sağlıklı bir para politikası varsa o ülkede diğer araçlar, insanlar, piyasa oyuncuları da kendilerini ona göre ayarlarlar. Mevduat faizi, kredi faizi, işte ihtiyaç kredisi faizi neyse hepsi bir şekillenir. Ama şimdi bu birazcık daha belirli bir tabloda olabilecek olabilir, bir şey değil mi? Olabilir. Şimdi biz oranın uzağındayız maalesef. Evet. Şimdi ben geçen ayki toplantı öncesinde %15 yapar diyerek bayağı beklentinin altında bir tahmin vermiştim. Çünkü herkes ortodoks politikaya bir anda dönüleceğine dair bir beklenti içerisindeydi. Ben hani mevcut şartlar içerisinde bunun mümkün olamayacağını düşünüyordum. Dolayısıyla hani o sefer haklı çıktım. İşte bu sefer de 19,5 gibi bir tahminde ben bulundum. Çünkü yani 450 bas puan. 450 bas puan arttırdım. Şunu peki doğru tahmin edebildiniz mi? İşte 15 yapar dediniz. Piyasalara göre birazcık daha aslında Merkez Bankası'na dair beklentiniz az faiz artışı yapacağı yönünde. Doların böyle patlak verebileceği ve işte enflasyon tahminlerinin bir anda 20 puan artabileceğini hesaba katabiliriz. Yok tabii ki katamamıştım. Değil mi? Ama bu gene hani neler olması lazım değil ya da iktisat teorisi bize neyin olmasını dikte ediyor değil. Hani mevcut şartlar altında, mevcut ekonomi yönetimi, işte mevcut piyasalara, dünyaya bakış açısı kapsamında neler olabiliri biraz oyun teorisi, biraz davranışsal finans yani karşı tarafın zihin yapısıyla düşünebilme gibi işin içine yani sırf aritmetik ya da ekonomik beklentiler ya da işte makroekonomik istatistikler vesaire dışında biraz da insan faktörü giriyor. Hani bunu ben gözeterek bir 19,5'lara gelir. İşte biz sıkılaştırmaya devam ediyoruz ama işte faizleri de öyle çok hızlı arttırmıyoruz. Çünkü faizlerin çok hızlı artmasının sanki iş dünyasında bir anda tüm dengeleri bozacağı gibi bir beklenti yani kredi faizlerini yukarı iteceği gibi bir beklenti var ama şu an kredilerin faizi düşük ama krediye erişim yok. Yani siz bir işte KOBİ'lerin ancak biraz daha bilançoların nispetinde bir erişimleri söz konusu. Ama onun dışında işletme sermayesi açısından ciddi erozyona uğramış şirketlerin de erişemediğini görüyoruz. Ya da normal daraltıcı genişleme yapılıyor bravo, gibi bir şey bravo, değil mi evet. bakıldığı zaman? Böyle de söylenebilir. Konut tarafında bakıldığında yani Türkiye'nin önemli bir yapı taşı insanlar yatırım amacıyla da ikinci, üçüncü evlerine gidiyorlar. İşte orada da yeni bir ev alırken 10 milyonluk mesela bir evin işte krediye başvuruyorsunuz. 300 bin, 500 bin lira kredi çıkıyor. Yani hani orada da artık finansman tarafında ciddi sıkıntı var. O yüzden bizim yani artık olmuş olanı kabullenecek ve temiz bir sayfa açacak hani aslında politika faizine gelmemiz lazım ama oraya da işte geliş nispeten sancılı yani bir anda bu kararlar verilemediği, ne kadar ikna edilebildiği falan ortada. O da herhalde birazcık enflasyonla ilgili gerçekleri belki dile getirmeye de samimi adımlar atıp atmadığımızı deklare etmek de olabilecek bir şey. Yani bir taraftan işte enflasyonla ilgili son para piyasası kurulu toplantısında Serdar Bey takdir edersiniz ki hepinizi sanırım umutlandıran bir gelişmeydi. Enflasyon vurgusu ama dediğiniz gibi 15 puanlık bir faiz artışta sanki böyle enflasyonun o kimliğine ve karakterine uygun olmayan yetersiz bir faiz gibi duruyordu. Doğru. Editörümüz Ali Ara'dan dün o dolar grafiği vardı yıllık bir grafik onu hani yönetmenimiz sevgili Deniz Yeniçeri ya Barko'ya ya da ekrana verebilirse çok sevinirim. Hı hı. Çünkü yıllık bazda dolar grafiğine baktığımız zaman sanki sabit kur rejimi uygulayan bir ülkenin grafiği gibi gözüküyor. Liberale geçiş çok gibi. Sert bir çıkış sonrasında bir yataya bağlama, bekleme orada belli ki bir kamu müdahalesi var. Evet. Sonra tekrar çıkış yani teknik anlamda da aslında dolara çok bakmanın da pek bir anlamı yok. Ülkenin herhalde yönetim şekli çok önemli. Biz serbest piyasa ekonomisini uygulayan bir ülkemiz. Yoksa hani şu anda ortodoksa döndük ama adı mı ortodoks Serdar Bey? Adı ortodoks daha ziyade. Yani oraya geçme arzusu, niyeti var. Hani belirli atılan adımlar da var. Ama hani işte bu baby steps dediğimiz hani çok ufak adımlar. Yani aradaki mesafeyi bir anda böyle kapatacak boyutta değil. Çünkü aslında işte geçtiğimiz ay yani çoğu işte yabancı yatırım bankasından ya da Türkiye'de saygıdeğer ekonomistlerden şöyle beklentiler vardı. Yani bizim politika faizimiz ne olmalı? 12 ay geçmiş. O zaman 40'lardaydı. 12 aylık Merkez Bankası beklenti anketi 30'lardaydı. Demek 30'da 40 arası bir yere getirirse makul işte o yüzden bir anda 8,5'tan işte %20-25 falan arttırımlar bir anda gelir diye bir beklenti var. Şimdi o beklenti kırıldı mesela. Yani demek ki o kadar da ortodoks değilmiş algısı oturdu. Bu arada grafikte yanında size bahsetmiş oldum. Evet. Şuradan yayın çıkışından da görebilirsiniz. Tabii. Gördüğünüz gibi değil mi? Yani hep birikmiş bir dolar hareketleri var. Merkez Bankası hep birikmiş bir ya faiz artışı ya da faiz indirimi var. Yani biz neden bu kadar her şeyi biriktiriyoruz, içimize atıyoruz? İşte yani 2021'in sonunda sizin dediğiniz gibi yani çıktığımız yeni yolda Türkiye ekonomi modeli işte biz literatüre yeni bir artık analiz bir approach getireceğiz diye. Şimdi o çıkılan yoldan yani çok farklı yerlere gelindiği ortada yani enflasyon
açısından Türkiye dünyada 6. 7. neredeyse ekonomi haline geldi ve bunu hani dünyada gelişen piyasalar adına çok böyle anlamlı bir kırılma, bozulma falan olmadan kendi kendine yaptı. Yani şimdi bir ara konuşuyorduk işte Fed faiz arttırıyor o yüzden gelişen piyasalar böyle falan ama hani Fed'in faiz arttırmayı bıraktığı ya da işte bilançoyu daraltmayı bıraktığı, gelişen piyasalara sağlıklı fon akımlarını falan devam ettiği ortamda da biz bundan pay alamadık ve peyderpey hep çıkan yatırımdı. Şimdi biz hani biraz belki polyanlacılık oynayıp işte bardakta böyle bir parmak bir şey varsa onu doluymuş gibi haddedip işte yabancı yatırımcı son 4 haftada 1 milyar dolarlık işte 1.3 milyar dolarlık hisse senedi aldı falan diye. Hani bunu böyle bir kazanım gibi sunuyoruz ama hani bir de diğer taraftan işte 5 yıldan beri çıkan Türkiye'den 60-70 milyar sıcak para var yani. Boş tarafına bakmak lazım. Tabii boş tarafına bak. Boş tarafı çok daha belirgin aslında. Biz hani biraz daha belki kötüyü çabuk unutup iyiye çok çabuk adapte olabiliyoruz ama yabancı yatırımcının özellikle işte Ağbal Elvan döneminde hani 4 aylık atılan adımlar, önden yüklemeli faiz artırımları, global tarafa verilen güven filan ondan sonra bir anda işlerin terse dönmesini çok kolay kolay unutacaklarını zannetmiyorum. O yüzden içeride biz şimdi kendi kendimize kaldığımızda da şu var. İşte toplam mevduatın 4'te 1'i neredeyse kuru korumalı mevduatta. Kuru korumalı mevduatta da işte ekrana geldiği grafikte de görüldüğü gibi bir anda yani 3 aylık vade içerisinde %30-35 gibi bir dönemsel faiz yani bunun yıllık bileşini vurduğumuz zaman 150'lere 200'lere falan çok inanılmaz astronomik yerlere geliyor. Ama hani kabaca şimdi söylüyorum siz işte kur 19 iken 50 bin dolar karşılığı KKM yaptınız. 950 bin bunun TL karşılığı. 950 binin vade sonunda 3 ay sonunda sizin hesabınıza 1.300-1.350 falan bir rakam yatacak. Şimdi bu bir anda hesapta olmayan bir TL'nin yaratılması demek. O TL bollaştığı için de zaten borçlanma faizi falan bakıldığı zaman para piyasasında gecelik faizler falan çok aşağı geldi. Üzerine bekleyen bir dolar talebi de yaratmış oldu yarattı, değil mi Serdar kesinlikle Bey? Yarattı. Yani KKM'de alınan faiz de o grup yani o müşteri grubu diyelim vatandaş evet. grubu dolar iştahı kesiliyor mu yoksa kesilmiyor. Tekrar yine dolar talep edecek mi onlar? Hatta bir de yani bir dövizden dönen var hani arzu edildiği gibi KKM bir de TL'deyken hani hiç dolarla işi yokken bu KKM aracılığıyla doların endeksle getirisine alışan belki hani KKM'den çıktığı zaman belki TL'de kalmayıp da dolara dönebilecek olan. Zaten Merkez Bankası'nın hani bankalara getirdiği siz piyasaya girip almayın, piyasayı yükseltmeyin, ben size dönüşünüz kadar dolar sağlayacağım falan. Aynı BOTAŞ'a yaptığı gibi o piyasadaki dengeyi kurmaya çalışıyor. Ama enflasyon noktasında şimdi maalesef çok kötü haberler bizi bekliyor. Yani şu marketlerde ya da işte benzin istasyonlarında vesaire gördüğümüzün işte bir de hani TÜİK tarafından ya da işte bağımsız kuruluşlar tarafından açıklandığı nokta. Biz muhtemelen çift haneli bir Temmuz ayı enflasyonu göreceğiz ve biriken bir enflasyondan bahsediyorsunuz. Ona yakında bir Ağustos ayı rakamı. Yani ben iki ayın toplamının hani 15'e yakın kesinlikle çift tane olacağını düşünüyorum. Şimdi o enflasyonla kur hareketi hani hadi devalüasyon demeyelim serbest kur rejiminde devalüasyon olmaz ama şu grafik hani devalüasyona çok benziyor ondan sonra. O yüzden hani kısmi devalüasyon ya da görece devalüasyon gibi bir kavram belki kullanabiliriz. Şimdi enflasyonla devalüasyonun birbirine yakın gitmesi dış ticaret dengesinin içerideki istihdamın işte bizim turist olarak çok artık dolar bazında pahalı bir yere gelmemiz falan yani bir sürü noktada ya da işte ihracatçı satıyor 10 euroya malı belki geçen sene göre 11 euroya çıkartabiliyor maliyetini satış gelirini ama bu sefer içeride enerjiyi kaça mal ediyor çalışanının maaşı ne kadar evet. ya da fabrikanın kirası falan ne kadar orada da bir eşitsizlik var. Evet. Bu pazar payında kayıp olarak da bize ister istemez yansıyacak. Bu sefer hiç istemediğimiz yani dış ticaret açığı daha da açılacak. Ödemeler dengesi cari açık daha da olacak. Hani bunların kısa vade maalesef çok acı reçeteyle çözümü dışında işte hani kurun olması gereken yerler işte şu an benden enflasyon bu farkları da koyarak hani 30'lar civarı bir hani denge oluşabileceğini ihracat ithalatın makul bir seviyede dengelenmesi adına düşünüyorum. Hani bu olmadıkça şimdi mesela kurun 26-90'lara çıkıp bir anda orada mucizevi bir şekilde kalması da ister istemez gene insana hani kamu bankaları aracılığı vesaire hani o dolar mı satılıyor? Satılmaya devam ediliyor mu? Bunu da düşündürüyor. Çünkü gene seçimlerden sonra hiç beklemediğimiz şekilde 1.3 milyar dolarlık bir kamu bankalarından böyle bir akım geldi. İşte Reuters'ta çeşitli haber ajanslarında dile getirildi. Ve gelen açıklama da şöyleydi. Biz bunu sağlıklı fiyat oluşumu için işte volatilite olmasın diye. Bunun işte o zaman 2021-22-23 hani nebati döneminden falan ne farkı var o zaman? Hani aynı söylemde aynı işlem yapılınca. Sadece faiz artırılmış gibi gözüküyor. Bravo. Benim endişem aslında faizi şu anda arttırırken Sayın Cumhurbaşkanı düşük faiz ortamı isterken Serdar Bey. İşte ben size dememiş miydim zaten faiz indirmek gerekir. Doğru. Bak işte faiz arttırdığın zaman da dolar gidiyor. Bak işte faiz arttırdığın enflasyon da patlıyor. Hani bunun o zaman faydası diye. Şimdi doğru anlatılıyor mu? Çünkü hani böyle kademeli ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı tam tepkisini çekmemek adına eğer o önden yüklemeli gereken dozajda faiz artışı yapılmıyorsa o zaman arttırmanın ne anlamı var? Ve bu anlamda
indirmek çok daha faydalı olacaktır. Evet. En azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği bir tablo olacak. Evet. Tabii ki. Yani şimdi biz hani 20 yıldır aslında hani aynı iktidar tarafından yönetilen bir ülkeyiz ve hani işte Berat Albayrak dönemi, sonra işte Ağbal Elvan dönemi, ondan sonra işte Nebati Kavcıoğlu dönemi, işte şimdi Şimşek Erkan dönemi aslında hep aynı iktidar hani içinde oldu. Hani farklı arada devir teslimler hani oldu gibi gözüküyor ama hani bakıldığında hep aynı yönetimin içindeydik ve hani şu anki devam eden konu ben nispeten hani odadaki fili görmek lazım diye hani bir ibare vardır. Hani ona dayanarak şunu söyleyebilirim ki şu anki bence uygulanan politika hani Mart ayına kadar bir şekilde çok fazla bir bozulma yaşanmasın. Yani bizim fon akımlarından alabileceğimizi dışarıdan alalım ama gelişmiş Batı ülkelerinden ama Körfez tarafından. İçeride çok fazla piyasaları bozacak bir kredi piyasasında daralma, bozulma olmasın. Vatandaşın refah etkisi devam etsin. Kur makul şekilde gelsin. Oradan bir refah etkisi işte DTH vesaire olan taraftan gitsin. Yani çarklar dönsün ekonomide büyük bir işsizlik, istihdam kaybı olmasın. Ama biz de bildiğimizden çok fazla feragat etmeyerek Mart ayında yerel seçimlere kadar gidelim. Hani mümkün olduğu kadar işte ayda bir bu yapılan küçük adımlı arttırımların bir sonraki ay acaba gerçekten normale döner mi diye bir aylık süre kazanma. Yani ben böyle okuyorum açıkçası. Belediye seçimlerine kadar. Kesinlikle. Kadarıyla. Serhat abi, Selvi hocamızın bir yorumu var. Yönetmenimize soralım eğer vaktimiz varsa bir onu izletelim. Sonrasında hem Selva Demiralp hocamızın Koç Üniversitesi profesörü hem de doçent doktor Cem Çakmak'tı. Bakın Merkez Bankası beklentileri nasıl açıkladı? Evet, Perşembe günü Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı var. Hepimizin gözü Merkez Bankası'nda olacak. Önemli bir karar gelecek. 500 puan civarında bir faiz artışı beklentisi var piyasa oyuncuları tarafından. Ben naçizane faiz artışının 250-300 puan civarlarında bir noktada gerçekleşeceğini, yani 300 puanın 250-300 puandan daha fazla bir Merkez Bankası'ndan faiz artışı kararı geleceğini naçizane beklemiyorum. 5 puan daha belki bir faiz artışı olabileceğini düşünüyorum. Piyasalar da zaten bu yönde bir beklentiye sahip. Bir önceki toplantıda 6,5 puanlık bir faiz artışı gelmişti ve o zamandan bu zamana ne değişti diye bakarsak çok ciddi ücret artışları, vergi artışları ve zamlar geldi. Ve bunun da enflasyon, yıl sonu enflasyon beklentilerini ciddi şekilde yukarıya attığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer Merkez Bankası bu iki toplantı arasında gelen veriyi ve bunların enflasyon üzerindeki yukarı yönlü beklenti artışını göz önünde bulundurursa bence 5 puanın da üzerine çıkması gerekir. Normalde merkez bankaları pek ilk faiz artış döngüsüne başladıktan sonra ilk başlattıkları adımın çok da yakınına gelmeden giderek azaltarak faiz artışlarına devam ediyorlar. Ama Türkiye üzerinde görünüm oldukça değişti. Yani son toplantıdan sonra belki neredeyse bir aylık bir süre geçse de enflasyon beklentilerimiz neredeyse 20 puan kadar yukarılara attığı için belki 6 puan, 6,5 puan bile artabilir. Ama yeter mi? Yetmez. Çünkü şu anda 15'te politika faizi. Benim sene sonu enflasyon beklentilerim 65-70'lere çıkmış durumda. Dolayısıyla yani bir 5 puan, 10 puanlık bir faiz artışı bile ciddi olarak negatif reel politika faizini işaret edeceği için maalesef enflasyon beklentilerini aşağıya çekmeye yeterli olmayacak. Ben Merkez Bankası'nın çok şahin olabileceğini, o konuda elinin pek rahat olduğunu zannetmiyorum. Bunun da temel sebebi zaten Cumhurbaşkanımızın zaman zaman yüksek faizlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor olması. O yüzden benim sene sonuna kadar Merkez Bankası politika faizini ben 25'lere çıkacağını tahmin ediyorum. Tabii henüz bir basın toplantısında görmedik Merkez Bankası Başkanımızı. Onun için belki 27'sindeki enflasyon raporu toplantısında çok daha şahin sinyaller çıkarsa ben de o 25'i 35'leri 40'lara doğru güncelleyebilirim. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla ben çok agresif faiz artışları olabileceğine ihtimal vermiyorum. Şimdi benim beklentim özellikle büyük bakış açısının büyüme yönünde olduğunu, yani tercihin enflasyondan ziyade hala büyüme tarafında olduğunu düşünüyorum. Ve para politikasının da maliye politikasının destekleyici bir rol aldığını düşünüyorum.
Şimdi maliye politikası biraz sıkıştırdığı için büyümeyi, yani bu son vergi zamlarıyla, vergi artışlarıyla beraber para politikasının biraz daha yumuşak gideceğini düşünüyorum. Bu anlamda genel beklentilerden biraz daha yumuşak bir faiz artışı olacağını düşünüyorum. Yani 2-3 puanlık, 17-18'lik bir faiz artışını düşünüyorum bu ikinci toplantıda. Bunun ana sebebi de zaten birinci toplantıda yani beklentilerden biraz daha düşük açıkladıkları için genel görüntü de gerçekten maliye politikasını destekleyici para politikası dizayn ettiklerini düşünüyorum. Ve bu anlamda da enflasyon için önümüzdeki zamanlarda yani gidişatın çok iyi olmadığını ve 70'leri, 60'ların üzerini kesinlikle ama az olmayan bir olasılıkla 70'leri de görebileceğimizi düşünüyorum. Bu konuyu konuşacağız ama Serdar Bey özellikle enflasyonla ilgili kısmı konuşacağız. Evet. Önce bir kısa bir araya gidelim. Sonrasında Profesör Doktor Selvi Ademiralp 72 puanlık bir enflasyon bekler yıl sonunda. Peki Serdar Paz'ı ne bekliyor efendim? Kısa bir ara sonra devam edeceğiz. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Paratoner devam ediyor. Ekonomist Serdar Paz'la birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim. Ve özellikle dolar TL ile ilgili beklentileri tartışmakta fayda var. Ve enflasyon ne olacak? Anladığım kadarıyla Türk toplumu fakirleşmeye devam edecek. Evet. Alım gücü daha da düşecek. Bunun maliyeti ve faturası bize yansıyor gibi. Özellikle doğru. Vergilerde de bir artış vardı Serdar Bey. Selva Demiralp hocamız 72 puan olur diyor enflasyon. Doğru. %30'luk bir kur artışı 110 puan kadar enflasyonu yükseltir der. Siz ne dersiniz? Bir taraftan da 31 lira dün Bank of America'nın bir yorumu vardı. Yıl sonu enflasyon, dolar beklentisi yıl içerisinde. Gerçekçi mi ya da çok da aslında herhalde hayalperest bir seviye değil mi? 2-3 lira üzeri zaten. Yok değil tabii. Şimdi burada şöyle farklılıklar olabilir. Şimdi uzun zamandan bu yana TÜİK'in yani devletin resmi istatistik kurumu olan TÜİK'in açıkladığı rakamlar ile işte diğer Türkiye'de belli başlı baz alabileceğimiz mesela İşte İstanbul Ticaret Odası'nın uzun yıllardan beri açıkladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ya da işte Ankara'da Türk İş tarafından açıklanan işte 4 kişilik bir ailenin işte yoksulluk sınırı, açlık sınırı vesaire gibi ya da bizim de dünyada TL kullanan tek ülke olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üretici tüketici fiyat endeksi ya da işte bağımsız kuruluşlar işte ENAK vesaire gibi kurumlar tarafından hesaplanan. Şimdi bunların hani geriye doğru bakıldığı zaman 2021'in sonundan öncesi yani mesela 2011-2021 arası nispeten belirli bir harmoni içerisinde ilerliyor. Yani birebir aynı değil ama işte biri kafayı yukarı kaldırdığı zaman diğerleri de onu takip ediyor. Yani biri %3 gidiyor, biri %2 gidiyor ama daha sonra 5-6 ay sonra toparlıyor gibi böyle bir şekilde dengeye ulaşıyor. Belirli bir korelasyon içerisinde. Şimdi 2021 sonrasında TÜİK ile bu bahsettiğim diğer ve hani bunlardan bazıları da hani resmi olmasa da hani çok saygın muhtemel insanlar tarafından, istatistikçiler tarafından yapılan işte özellikle Türk İş'in ve İTO'nun yaptığı buradaki araştırmalar kesinlikle saygıdeğer. Dolayısıyla bunlarla arada fark var. Şimdi biz hani bir taraftan bu kur 19'dan 27'ye geldi. İşte 8 kuruş neredeyse %40 falan bir artış. Bu %40 artış geçişkenlik etkisiyle işte enflasyona bir %15 etki yapar. İşte vergiler %20-25 artıyorsa işte bunun bir yarısı dolaylı olarak bir 10-15 de buradan gelir diye. Hani kafamızda oluşturduğumuz bir rakam var ama ben de diğer taraftan da hani belki şeytanın avukatlığı yani TÜİK ile diğer kurumların hesapladığı geçinme endeksi ya da işte yoksulluk sınırı falan arasındaki makas ne kadar açılabilir? Yani bir taraftan da hani onu düşünüyorum. Dolayısıyla ben de hani 42-43 civarında bir enflasyon beklentim vardı. İlk torba yasayla 50'lere geçti. Şimdi bu son zam paketi ile beraber ve kurumlar vergisinde işte KDV'de, motor taşıtlar vergisinde falanla beraber 60'ların geçileceğine ben de inanıyorum. Yıl içinde 70'leri de görebiliriz ama diğer taraftan da İTO ile işte Türk İş ile TÜİK'in ya da işte KKTC enflasyonun arasındaki makasın da açılacağını düşünüyorum. O yüzden
Yani ikisini bir arada değerlendirdiğim zaman hani ben böyle 60'larda tamamlamasına yıla biraz daha yakınım. Ama bu 1-2 ay hani çift taneyi Temmuz-Ağustos'ta toplam hatta belki sadece Temmuz ayında TÜİK tarafında da göreceğimizi düşünüyorum. Bir taraftan tabii dolar yatay kaldığı zaman bile bakıldığında fiyat zamları da var tabii. Değil mi? Tabii. Ve dolar tekrar yükseldiğinde yeniden zam da oluyor. Yani evet. Hani biz bu sabitken yaptık işte tekrar yükseldiği zaman yapmayalım gibi piyasalarda böyle bir vicdan mekanizması da olmadığını görüyoruz. Şimdi böyle olunca da enflasyonu hesaplamak çok zor herhalde. Çok zor kesinlikle. Diğer taraftan da tabii şu var yani. Belirsizlik bir hep risk primini beraberine getirir. Yani şimdi siz bir KOBİ olduğunuzu düşünün. İşte 10 kişi çalıştırıyorsunuz. İşte biraz aramalı ithalatınız var. İşte enerji kullanıyorsunuz, doğalgaz vesaire, elektrik. Ondan sonra şimdi bir malı tedarik edip biraz katma değer yaratıp satıyorsunuz. Şimdi sattıktan sonra o elde ettiğiniz parayla tahsil ettiğiniz gelirle gidip o aramalı ithalatını yapabilecek miyim? İşte ben personelime işte bir ay farklı bir ay farklı mı maaş vereceğim? Elektriğe, doğalgaza benim kullandığım ne kadar zam gelecek? Şimdi onu bilemediğiniz zaman ister istemez insan psikolojisi belirsizliği büyütür. Yani en kötüyü düşünür. İşte ya bir daha ben işte %5, %10 yukarıdan eğer alırsam o malı diye bu sefer ilk satış anına o fiyatlamayı yansıtır. Yani dediğiniz gibi maliyetlerde güncelde bir değişiklik olmasa da gelecekte daha kötü şeyler olacağına dair kendini şartlandırdığı için o risk primini işte kar marjımı %10 değil de %20 yapayım. Belki zaten arada %10 gidecek, bana gene %10 kalacak kalmayacak diye. Bu insan psikolojisidir. Hani bu güven, algı, aktarım, fiyatlama mekanizması bozulduğu zaman da hani bunu işte bozmak kolay, tamir etmek, yeniden tesis etmek çok zordur. Şimdi bu döngünün böyle en vahşi gerçekten bir içindeyiz. Kesinlikle öyle. İşte geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu aylarda bir beyaz eşya ihtiyacım vardı. İşte evet. Komşum dedi ki Murat dedi işte Haziran ayı geliyor. Evet. Haziran ayında yeni zamlar olacak. Doğru. Öncesinde al. İşte beyaz eşyayı alacağım yere gittim. Bir taraftan da piyasa araştırması yapıyorum. İşte ürün özelliklere tabii. Göre hangi marka vesaire. Bütün mağazalardaki işte o çalışan arkadaşlar abi bir hafta sonrasına kalmasın. Haziran'da fiyatlar ya. Güncellenecek. Tabii. Ve gerçekten güncellendi ve arada çok ciddi bir fiyat farkı oldu. Şimdi ben bunu gördükten sonra, vatandaş bunu gördükten sonra bir de talebin öne çekilme kısmı da var. Var. Bir taraftan da Merkez Bankası'nın son toplantı tutanaklarında şöyle demişti. 32 kurul politika faizinin enflasyonun ana eğilimin gerilemesini ve orta vadede %5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşacak şekilde belirleyecektir ve %5 enflasyon hedefinden çok uzağız evet. demişti. Şimdi Merkez Bankası bunu da biliyor. Bir taraftan da böyle bir yönetim de yapmaya çalışıyor. Sizce nasıl bir metin olacak ve %5'lik hedefi Merkez Bankası bir anda yükseltir mi yukarı doğru ve anladığım kadarıyla bizim artık yol haritamız yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz dönemi. Doğru. Gibi bir tabloya doğru gidiyoruz evet, herhalde. Doğru. Şimdi tabii ki yani Merkez Bankası'nın başındaki yeni gelen başkan da ya da Mehmet Şimşek de uluslararası piyasalarda ciddi tecrübelere sahip insanlar ve bu özellikle vergi tarafında hani bütçeyi belirli bir dengede tutmak adına yapılan adımların para politikası tarafında ya da para piyasaları tarafında nasıl yansıması olacağını bizim kadar en azından bizden daha iyi tahmin kesinlikle. Ediyorlardır. Ama dediğim gibi bizi 30-40 arası enflasyon işte yavaş yavaş sönümlenir noktasından politika faizde 25 lira 30 lira gelirse işte mevduat faizi, kredi faizi filan demek ki beklenen enflasyonla filan bir uyumlu olur. Çünkü bizde hep bir taraf ıskalanıyor. Yani işte yatırımları özendirmek için faizi düşük tutmalıyız. Ama yatırımları özendirmek için faizi düşük tutmak, yani kredi faizini düşük tutmak beraberinde mevduat faizi bu sefer ne olacak? Yani enflasyonun şimdi 60-70 olmasının beklendiği bir yerde ben 20 ile 25 ile 30 ile bankada TL mevduatta neden kalayım? Ya da işte özel sektör tahvili mesela hadi biraz daha kredi riski alıyorum desem hani yüksek kredi notuna sahip şirketlerin birkaç aylık onlara borç vereyim hani paramı bir nevi onlara kredi olarak kullandırayım. Kullandırmış olayım en azından. Onlar da 40'lar 45'ler mertebesinde. Hiçbiri bir bakıldığında enflasyon beklentisini yansıtabilecek, paramı alım gücünü koruyabilecek nokta değil. İşte o zaman bu getiri arayışı sarmalına giriyoruz. İşte insanlar ikinci evini, üçüncü arabasını evet. filan hani alabildiğince bulabildiğince işte olamayanlar birkaç yıllık belki market alışverişini, işte birkaç sene sonra ihtiyaç duyacağı belki beyaz eşya, elektronik eşyayı filan aman bozulursa yerini koyamayayım. Hazır garantisi geçti deyip benim tabii, gibi olanlar. Tabii bravo. Yani ama diğer taraftan da şu var. Yani bunun da bir sonu var. Mesela şimdi biz gene Avrupa'dan örnek vereceğim. Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da neyi görüyoruz? İnsanların barınma noktasında hani orada da kiralar, emlak fiyatları uçmuş durumda. Artık hayatının o kadar büyük bir kısmını
barınma gideri oluşturuyor ki işte evin kirası, aidatı vesaire. Harcayacak hani disposable income dediğimiz harcamaya ayırabileceği miktar azalıyor. Şimdi biz biraz şu ana kadar cepten yedik. Yani herkes işte kredi kartlarını belki işte son limite kadar arttırarak falan kullandı. İşte kenarda köşedeki belki altını bozdurdu, dövizini bir miktar geçirdi falan. Nakit avansları kullandı. Nakit avansları kullandı. Ki onunla ilgili bir ara bir düzenleme geldi ama hemen düzeltildi. Kesinlikle. Yani şimdi biz öne çekilmiş talep oradan ama bu bir yerden sonra hani o deniz bittiği zaman ister istemez bu sefer yüksek enflasyonun artık yavaş yavaş büyümeden çaldığı bir noktaya doğru evrileceğiz. Hani bu ne zaman olur bunu kestirmek mümkün değil. Bununla ilgili aslında şöyle bir nokta da var. Yani şu ana kadar belki hükümet şu rakamlara bakıp işte işsizlik artmadı, istihdam kaybı yok, herkes evet. iş gücünde ve evet. bir şekilde piyasada para dönüyor. Evet. Bunun bir yerde duracağı çok aşikar bir tablo. Çünkü hani ben ne kadar artık alabilirim ki değil mi? Sonsuz fiyat döngüsünün arttığı bir dönemde evet. gelirim bir yerde yetmemiş Tabii olacak ki. Ve bir yerde artık pes etmiş olacağım. Bir tarafta arz da tamamen bitmiş olacak. Şu anda konutta tamamen arz durdu. Kredi piyasasında arz durdu. Evet. Ama bir taraftan da talep var. Nerede sizce bu sekteye uğrayacak ve şu anda vatandaşa bunu anlatmak gerekiyor mu ki anlatıyoruz da yani evet. bunun faturası hem işsizlik hem de yüksek enflasyonla daha da ödenecek ve vergiler de artacak. Yani şu anda tam farkında değiller ama bunu siyasetin de anlatması gerekmiyor mu sizce demokrasi içerisinde olan bir tabloda? Tabii ki yani alım gücünün hani erimesi şu anki hani ben bakış açısının şöyle olduğunu tahmin ediyorum. Zaten bunda tehdit eden açıklamalar da geliyor ekonomi yönetiminden. Yani İstihdam piyasası bozulmasın da yani çalışacak insanların bir işi olsun da o işten elde ettikleri maaş işte geçen sene 1000 dolarsa bu sene 500 dolara düşsün varsın. Yani ama o önemli değil, sonuçta işte olsun. Çarklar dönsün. Hı-hı. Yani geçen sene alabildiğini alamasın işte belki biraz krediye işte vesaire biraz işte eldekini biriktirdiğini falan kullansın ama çarklar bir şekilde dönsün. Çünkü iş piyasasında istihdam vesaire hani bozulmaya başladığı zaman hani işsiz sayısı arttığı zaman falan onun sosyal yansımaları ya da işte seçmen psikolojisi üzerinde yansımaları farklı olur. O yüzden hani iş piyasası bozulmasın da işte o işsizlik mesela tek hanede devam etsin de o işten elde ettiğim para geçen seneki kadar beni refaha erdirmesin çok o önemli gibi gözükmüyor. Kredi piyasası dediğiniz gibi yani piyasada paranın dolaşımı bir şekilde devam etsin. Gerisi bir şekilde hallolur. Zamanı yayarak bunu da aşarız gibi. Yani Mart ayına kadar çok fazla durumu bozacak bir şey olmasın. Çünkü biliyoruz ki hani işte büyük illerdeki işte metropollerde İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da vesaire hani yeniden bu seçimdeki başarı tekrarlanabilir mi diye bir bakış açısı var. O yüzden hani bu krediler, genişleme paketleri, işte asgari ücrete yapılan zamlar, kamu işçilerine yapılan, memurlara yapılan zamlar, minimum maaşların belki asgari ücretin iki katına falan gelmesi o tarafta değil mi? Şimdi bir evet. Alışık olduğumuz dengenin çok dışında. Yani çok özel sektörde üniversiteyi bitirip çeşitli eğitimleri, ihtisasları vesaire yaptıktan sonra elde edebildiğiniz paranın belki iki katını işte daha düşük kualifikasyonlara sahip ama kamuda bir şekilde bir kadro özellikle akademisyenler ve öğretmenler tabii bundan ki. Çok şikayet tabii etmişti. Belli bir takım memuriyet görevinde evet. olanlar. Tabii ki bakıldığı zaman ben her zaman için bilgi ve birazcık daha tabii fedakarlığın ödüllendirilmesi gerektiği ve öğretmenlerimizin özellikle baş tacımız onların çok daha fazla ödüllendirilmesi gerekiyor. Ama maalesef bu tabloda her şey karman çorman oldu evet. gibi Serdar Bey. Şimdi baktığımız zaman tabii hükümet anladığım kadarıyla yerel seçimleri de kaybetmek istemiyor. Evet. O tarafta çok ciddi bir en azından genel seçimler kadar büyük bir teşvik ya da genişleyici adım yapmıyor ama evet. mevcut olan politikaları da hemen peyderpey sonlandırmak da istemiyor gibi bir tablo olduğunu anlıyorum. Doğru. Ama şöyle anlatılsa ya da anlatılıyor mu bilmiyorum. Şu anda biz faizi gereken kadar arttırmamanın bir maliyeti var değil mi? Faturası var. Evet. İşte evet. enflasyon, alım gücü ne kadar düşüyor, kişi başı gelirimiz ne kadar azaldı ya da Türk insanı ne kadar fakirleştiğine dair. Ama düşük tutarak işte doları bir yerde dengede tutarken bir dolar satıyoruz kamu bankaları üzerinden. Ya da işte bakıldığı zaman belli bir takım dinamikleri mış gibi göstermeye çalışıyoruz. Bunun da çok ciddi bir faturası var ve kıyasladığımız zaman bu fatura çok daha ağır. Aslında mış gibi yapmak değil mi? Türkiye ekonomi modeli gibi. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı bunun kar zarar tablosu tam anlatılıyor mu? Yoksa hani bunun net bir zaten maliyetini bilemez miyiz? Yani faiz artırmak çok daha büyük bir maliyetin var acaba? Şimdi dediğim gibi yani bunun ne kadar anlatılmıyor hani ona bir kafa yormamız, niyet okumamız hı hı. çok zor. Ama hani işte iki kere ikinin dört ettiği yerler var. Yani bu hamleler ne kadar geç yapılırsa hani siz işte belirli bir hastalığınız var. Tedaviyi ne kadar ötelerseniz o kadar daha ağır
bir protokol size uygulanması gerekir. Dolayısıyla biz geciktikçe fatura gittikçe kabarıyor. Yani şimdi bir %10 mesela Temmuz ayı enflasyonu görsek Ağustos ayı başında, o belki başa baş kurunu işte şu an yani 26'lar 27'lerden belki 30'lara doğru çıkaracak. Hatta işte yıl sonu tahminlerini bu sefer 35'lere falan doğru öteleyecek. Şimdi hani biz dolarla mı maaş alıyoruz, dolar zaten benim hayatımda bir yer teşkil etmiyor diye bakıldığı zaman hani sıradan vatandaşın da finansal okuryazarlığı daha düşük insanlarımızın kafasında oluşmuş bir fikir var. Ama işte hani bu ülkeye işte elektrik, enerji, yani benzin, günlük hayatta tükettiğiniz çoğu şey aslında ya tamamen dolarla geliyor ya da içinde bir dolar maliyeti var. Yani şimdi ben burada üretim yapıyorum mesela diyorum ama fabrikanın kullandığı elektrik, enerji, doğalgaz vesaire gene dışarıdan geliyor. Yani tamamen %100 bizim içeride üretebildiğimiz, hani turizm dışında pek bir şey yok. Çünkü enerji, ki turizmde, otelcilikte bile enerji kullanımı ister istemez var, işte klimalar vesaire, ışıklandırma. Yani ama hani diğer araçlarda muhakkak bir aramalı ithalatı geliyor. İşte biz mesela makarna tarafında işte buğdayı ithal ediyoruz ama işte makarnayı da satıyoruz. Buğdayı, evet, yani tarım ürünlerini biz elde ederken dışarıdan döviz, ya da onun tohumunu veriyorsak şimdi o benim o zaman dış ticaret dengemi giderek bozuyor. Dış ticaret dengesini toparlamadan, hani bu da içeride katma değerli kaliteli üretim yapmadan, bu da beşeri insan sermayesini yok saymadan, hani bir şeylerin çözülmesi çok zor. Yoksa hakikaten işte hani para politikası, işte faizi şuraya geldi, İşte bakıldığı zaman kur şöyle oldu, böyle oldu. Yani katma değerli biz üretim içeride ne kadar yapabiliyoruz? Beşeri sermaye insanımızı ne kadar değer verip burada hak ettiği yerlere liyakat noktasında getirebiliyoruz? Dış ticaret dengesini kapatmanın başka bir yolu yok. Ve ülkemizde hani bize göreceli rekabet avantajıyla hani bahşedilen işte doğal güzellikleri, işte turizm olsun, işte tarım, hayvancılık vesaire olsun, o taraflarda bir katma değer bizim hani ya da bir fazla verebiliyor olmamız lazım. Ama biz burada çok temel gıda ürünlerini bile, evet, işte canlı hayvanı vesaire bile dışarıdan alan bir ülke noktasındayız. Yani oraları bizim önce bir toparlayıp oradan yarattığımız fazlayla ancak bir şeyler peşinde koşmalıyız diye düşünüyorum. Evet, ben şu noktada çok üzülüyorum. Yani bu bir eğer siyasi tercihse üzülüyorum. Evet. Yoksa bu bir ya da bir inatlaşmaysa üzülüyorum. Çünkü hani burada çok net bir şekilde insanların alım gücü sokağa çıktığımız zaman vatandaşta görüyoruz. Yani vatandaşın ne düşünüp ne hissiyat içerisinde olduğunu da çok umurumda değil. Çünkü bakıldığı zaman ben onlar için bunu düşünüp ya da kendim için bunun için üzülebiliyorsam, evet, onların ne düşündüğü çok önemli. Sonuçta ben de bu ülkenin bir paydaşıyım, bir vatandaşıyım. Ama eğer gerçekten bir siyasi tercihse üzüntü verici. Şimdi ihracatçılara baktığımız zaman da çok haklısınız. Yani eğer bu ihracatta bir avantaj sağlıyorsa bizim ihracatçımız kim diye dönüp baktığımız zaman daha doğru düzgün ihracat yapamıyoruz. Evet. Değil mi? Bağımlıyız. Dışarıya bağımlıyız. %60, %70 malı alıyor adam. Bunu ihracat yapıyor. Bunu ben de yaparım. Yani şu laptopu üretebilmek için her şeyi yurt dışından yapıp burada sadece personele gel kardeşim sen bunu toparla ve yurt dışına satalım diyorsam, evet, ve dolar çıktısına sebebiyet veriyorsam ihracatçıyım diye geçinmemek lazım. Peki onlara bu avantajı niye sağlamaya çalışıyoruz? Yani tüm Türkiye ihracat sanki yapıyor da, evet, vatandaşın cebine dolar giriyor da öyle bir tablo var. Yani bu ihracatçı için neden bir kur, rekabetçi kur söylemi çok böyle güçlü bir söylem olarak orada duruyor, evet, ve dolar aşağı gelmesi gerekir analizini yaptığımız zaman farklı bir noktaya çekilmeye çalışıyoruz. Evet, yani aynen dediğim gibi yani burada da çarkların bir şekilde dönmesi isteniyor. Yani şimdi dış ticaret açığı rakamına bakıldığı zaman yani biz hiçbir zaman şöyle 50 milyar doların falan altında bir anlamlı dış ticaret açığına gelmedik. Yani hep ihracat rekorlar kırıyor, ihracat rekorlar kırıyor diye bir taraftan tabii ki doğru şekilde gerçekten rekorlar kırıyor. Bu denildiği gibi işte Türkiye'de bakıldığında büyük holdinglerin yaptığı yatırımlar değil, daha ziyade küçük orta ölçekte hani KOBİ diyebileceğimiz daha böyle ufak 3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik komandit şirketlerin, ufak şirketlerin yaptığı, ürettiği mallarla biz ihracat yapıyoruz. Esas yatırımı yani onlar yapıyor. Kredi piyasası onlar için aslında çalışıyor. Büyük holdingler gidip bilançosu kadar kredi bulamayabiliyor. Tamam, evet. Şimdi ama onların yaptığı üretimin katma değeri, burada yaratılan katma değer çok sınırlı. İşte bu sığınmacıların vesaire, işte atölyelerde vesaire, asgari ücretin çok altında, işte sosyal güvenlik vesaire olmadan çalışması ile oradan edilen makas ile beraber yaratılan bir şey var burada. Ama ithalat bakıldığında işte bu ihracat yaparken ister istemez işte elektrik, aramal vesaire bir sürü şey alıyorum. Ondan elde ettiğim fatura da yükseliyor. Kur yukarı geldikçe onun bana aslında maliyeti de artıyor yerel para birimi cinsinden. O yüzden hani dış ticaret açığını kapatmayı hedefleyen aslında bir ben çok şu an yapı içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü hani gerçekten hani burada da şeyleri yok saymak istemiyorum. İşte savunma sanayidir ya da yurt dışındaki inşaat, taahhüt vesaire işleridir. Ama 900-950 milyar dolarlık işte 85 milyonluk işte içinde yaşayan
sığınmacıları vesaire de katarsak hani 100 milyonluk falan bir ülkeyi evet. hani 3-5 milyar dolarlık işte biz savunma sayesinde şunu yaptık 5-10 milyon hani o ülkeyi bir yerden bir yere maalesef getirmez. Yani evet. ya da bizim birim ürettiğimiz, ihraç ettiğimiz malı kaç dolara satıyorum? Birim ya da kilo bazında ne bazında bakarsak ithal ettiğim malı kaça alıyorum? Şimdi otomotiv, bilgisayar, işte elektronik, ev elektroniği vesaire tarafında birim maliyet ne kadar yüksek bedel ödüyorum? Ben dışarı satarken işte biraz işlediğim ara malını Avrupa'ya satıyorum, Amerika'ya satıyorum. İşte tahıl vesaire tarafında Kuzey Afrika'ya, Körfez bölgesine yapıyorum. Hani o taraftaki teknolojinin payını çok arttırmamız lazım. Hani umut verici adımlar var ama bir taraftan da ülkenin nüfusunu ve büyüklüğünü düşündüğümüzde hani gidecek çok yol var maalesef. Evet. Şeyi de bilmiyoruz yani işte biz büyürken ya da ihracat yaparken öncelikli sektörlerimiz neler? Değil mi? Evet. Öncelikli sektörlerimizin ülkemize ne kadarlık bir girdi sağlayacağını bilmiyoruz. Tarımda bile bakıldığı zaman bir envanterimiz yok. Yok, evet. Ki şu anda kuraklık bekleniyor. Bir taraftan da tahıl koridoru anlaşmasının değil mi akıbeti, kurumsallığı devam edecek mi etmeyecek mi bunu bilmiyoruz. Orada soracağım. Yani bunun envanteri de yok. Yok. Dolayısıyla hani bu tabloda biz hangi tamam kardeşim yani doların yükselmesi ihracatçıya bir avantaj ve onun işleri için hayırlı olacaksa peki ne getirecek bunları bir öğrenmek gerekiyor. Şimdi Serdar Bey küresel anlamda doların aslında en avantajlı dönemine doğru da giriyorduk gibi bir tablo da var değil evet. mi? FED'e dair beklentilerde biraz yumuşadı gibi. Doğru. O tarafı nasıl okuyorsunuz ve şimdi o taraf indirmeye belki ya da sabit tutmaya başlayacakken birkaç ay sonrasında biz evet. faizleri artırıyoruz. Ne kadar artacak sizce faizler? Bir de her an dolara müdahale gelir mi buralardan sizce ya da geliyor mu şu anda 27'lere tutma çabası var mı gizden gizliye? Yani ben kurun yani mevcut şartlar altında hani işte bir günü hani belirli bir birkaç kuruşluk bant içinde gittiği zaman hani bir müdahale olduğunu düşünüyorum ister istemez hani aklıma geliyor. Çünkü bakıldığında işte aynı grafiğimizde gördüğümüz gibi sıkışmalar ondan sonra bir anda 20-30 kuruşluk hareketler vesaire hani gördük. Dolayısıyla hani kur bütün günü 3-5 kuruş içinde geçiriyorsa ya da birkaç kuruş içinde geçiriyorsa hani bu muhtemelen oluyordur diye insana düşündürüyor. Global tarafa gelecek olursak şimdi Fed muhtemelen bir kez daha faiz arttıracak ve ondan sonra kenara çekilecek. Hani bu satın alınıyor. Avrupa belki 2-3 faiz arttırımı. İngiltere işte bugün biraz orada törpülendi arttırım beklentileri ama 6.5'a değil belki 6'ya kadar 5.5-6 arası bir yere kadar getirecek. Şimdi dolar endeksi 100'lere kadar geriledi dolayısıyla. Hani dolar endeksi ana bileşeni Eurodolar paritesi 1.12'lerin üzerine attı. Ama şimdi biraz da şunu görmek lazım. Şimdi Avrupa'da İngiltere'de ekonomi acaba Amerika'dan daha hızlı büyüyecek mi? Hiç zannetmiyorum. Yani Amerika'nın gerisinde Amerika'nın Avrupa'nın ve İngiltere'nin gerisinde kalacağını. Yani işte burada 2 kere 2 4 ya da Japonya'nın Amerika'dan daha iyi bir büyüme sergileyeceğini. Şimdi bu ülkelerin merkez bankaları tamam birkaç arttırım daha yapacaklar ama ondan sonra şimdi getiri eğrisine falan baktığımız zaman işte Amerika'da 2 yıllıklarda 4.70'leri vesaire giriyor. Evet. Şimdi Alman tahvillerinin hani getirileri buna mukabil, bununla rekabet edecek boyutta mı? Değil. İşte İngiltere'nin belki biraz daha iyi ama İngiltere'nin ekonominin de ya da alternatif para birimi, yani rezerv para birimi olarak alabileceği büyüklük belli. İsviçre frangında, Japon yeninde zaten durumlar farklı. O yüzden ben yani dolar endeksinde çok büyük bir aşağı yön ihtimalini görmüyorum. O zaman sonuna geldik gibi bu sonuna düşüşün aslında. Yani belki euro dolarda 1.14'ler, 1.15'ler, işte sterlinde 1.34'ler, 1.35'ler. Yani %2'lik, üçlük hareketler gelişmiş ülke para birimleri arasında yani G10 arasında her zaman olabilir. Ama onun haricinde ben hani yüzler civarında kalmaya namzet. Nasıl hani petrol 70 ve üzeri diye düşünüyoruz. Hani dolar endeksinde böyle 95 ve üzeri, 95-105 gibi bir bant dahilinde önümüzdeki dönemde şekilleneceğini düşünüyorum. Herhalde burada dolar endeksinin hani buralarda dengelenmesinden ziyade bir de Amerika'da faizlerin uzunca bir süre en azından bu seviyelere yakın seyretmesi evet. de bizim açımızdan bir dezavantaj. Doğru. Değil mi? Fed yani faizi indirmese de artırmasa da 5.25'lerde dengelenecek. Türkiye'nin evet. kredi bulma koşulları açısından bir sıkıntı olabilir. G20 Liderler Zirvesi'nde Janet Yellen'la görüştü Sayın Şimşek. Hani o tarafta Amerika'da bir swap kanalından ya da başka bir kanaldan Türkiye'yi dahil etmesini bekler misiniz? Yoksa Amerika birazcık kendi içerisine mi döndü bu dönemde? Yani gelişen ülkeler nezdinde işte bir Japonya ile falan ya da Avrupa ile yapılan anlaşmaların benzerinin Türkiye ile olmasını yakın vadede beklemem. Hani biz daha ziyade muhtemelen Körfez bölgesinden gelecek olan işte savunma sanayi ya da ikili anlaşmalar, oraların merkez bankalarından bize mevduat ya da swap yolu gelecek olan anlaşmalar. Hani bunun haricinde o Fed'in klasik swap line'ına Türkiye'yi dahil etmesini beklemem. Ama orada dediğiniz gibi yani ben kritik eşiği 5 olarak görüyorum. Yani 5 ve üzeri ben kısa vadeli tahvil faizlerinde eğer elde edebiliyorsam hazine bonolarında o zaman global küresel sermayenin, büyük hedge fonlarının, yatırım fonlarının hani diğer ülkeleri
parasının riskini almak ya da diğer ülkelerin işte faiz riskini almak filan noktasında daha isteksiz olabileceğini. Hı hı. Bu da demek ki 2024'ün böyle ilk çeyreğinden filan önce bir faiz indirimi orada beklenmemesi gerektiğinde düşünecek olursak hem swap kanalıyla ya da hem de Fed vadeliler tarafında. O yüzden hani çok gelişen piyasalar için büyük bir iştah olacağını düşünmüyorum. Ama biz o kadar uzun süre, o kadar geride kaldık ki yani onların hani bir nebze bile olsun Türkiye'ye bakış açısını iyileştirmesi gene tabii ki hani Borsa İstanbul'u, işte bizim döviz piyasasını vesaire rahatlatacak hamleler gerekiyor. 30 saniye kadar süremiz var Serdar Bey, izninizle bir soru daha sıkıştırmak istiyorum sizi bulmuşken. 440 puana düştü CDS'ler. Tabii bu tarafta bir hani yumuşama var ama yine de çok yüksek bir seviyede. Merkez Bankası bu perşembe ne yaparsa piyasayı bir anda sürpriz yapar ve çok sevinici bir hamle yapar, ya da ne yapmazsa bu CDS'ler böyle kalmaya devam eder. Yani tabii şimdi klasik iktisat teorisinin dediği, aslında Selva hocamızın da dediği gibi, yani kuvvetli şu faiz arttırımları öncesinde gelen vergi hareketlerini de, enflasyon beklentisindeki bozulmayı da ben gördüm. Bunun yansımasını da fiyatlıyorum gibi. İlkinden daha büyük bir arttırım, yani böyle 25'lere 30'lara falan, hani 15'ten getirecek bir arttırım, ancak hani özel eşitliği anlamında buradayım, değil mi? Hani ben de bunları okudum. Maliye politikası tamam böyle ama para politikası tarafında da ipler benim elimde. Hani enflasyon beklentilerini ben şekillendirme konusunda ısrarlıyım. Hani benden, bana güvenmekten vazgeçmeyin mesajını verebilecek bir hamle 25 ve ötesi olur. Herhalde son şans, değil mi? İlk toplantı evet yaptı. İkinci toplantıda en azından tam ne yapmaya çalıştığını belki okumaya çalışacağız. Evet. Ama eğer bu ilk toplantıda vurgulamış olduğu ya da piyasanın anlayıp da negatif fiyatladığı şeyleri vurgularsa Merkez Bankası, evet, herhalde orada bir sıkıntı olacak gibi. Oradan sonra hani geri dönüş çok daha zor olur. Evet. Umarım güzel bir dönüş olur da artık biz vatandaşların cebine pozitif yansır. Sonuçta Merkez Bankası ya da diğer politikalar, ben bir vatandaş olarak cebime bakıyorum. Yani ihracat açısından bakmak pek istemiyorum. Tabii ki, yani biz de bu ülkede yaşayan çalışan insanlar olarak yani ülkenin iyiliği de herkesin iyi olması, makul mantıklı politikaların uygulanmasından geçiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Her zaman bekleriz. Serdar Paz'ı bu defa online değil, stüdyomuza geldi efendim. Güzel bir Merkez Bankası öncesi yayın oldu. 3.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.